bir canlı yayını. Ve bence çok iyi bir canlı yayın oldu. Hayatı nasıl yaşamalıyız'a daha öncesinde ben aslında çok uzun anlatmıştım onu size. Hani sonuç odaklı bir yaşam değil de süreç odaklı bir yaşamdı. Fakat birçok konuya girdik bunun içerisinde. Hareketli yaşama dair de bilgileri paylaştık. Bence güzel bir yayın oldu. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Meryem Hanım'ın kanalını takip edin. Bizim Serkan Akkuş Akademi YouTube kanalını da takip edin sevgili kardeşlerim. Oradan da ben tekrar ilerleyen zamanlarda Meryem Hanım'dan rica edeceğim. O videoyu da kendi kanalıma yükleyeceğim. Selam aleyküm, selam aleyküm, selam. Evet. Güzel, günün bu saatinde 5 kişi bence çok iyi. Ansızın çünkü ben de bir mola buldum, bir boşluk buldum iş yerinde. Hem telafi etmiş olalım hem de bir 10-15 dakika canlı yayın yapmış olalım. Belki 20 dakikayı da bulabiliriz sevgili kardeşlerim. Bu akşam da zaten canlı yayınımız olmayacak, olamayacak. Yine bir programa, etkinliğe katılacağım. Tam da bizim canlı yayın yapacağımız saatte dönüş saatim olacak. Ne yazık ki yolda olduğum için güzel bir görsel de olmuyor. İnternetin çekip çekmediği yerler oluyor. Arabada da o yayını yapmak istemiyorum. Kalite bozuluyor. O nedenle bu akşam da canlı yayınımızı yapmayacağız. Bu arada da erken bir canlı yayın ve birkaç hasbihal edip bugünü de bu haftayı da tamamlamış oluruz. Kardeşim selamlar. Sana da selamlar kardeşim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Herkese bu arada hayırlı işler diliyorum. Çünkü birçok kardeşimiz iş yerinde, birçok kardeşimiz çalışıyor. Çalışmayanlar, evde oturan ev hanımları da malum vardır muhakkak ki. Onlara da herkese selam olsun. Zaten yayını kaydederiz. Kaydettikten sonra da izleyemeyen kardeşlerimiz izlemiş olurlar. Evet, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kardeşlerim. Ben konuya şöyle bir gireyim. Aslında değişim ve dönüşüm hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şöyle bir 10-15 dakika konuşayım. Ondan sonrasında sizin sorularınız varsa sorularınızı alayım. Ve bir yarım saat içerisinde de inşallah bitirmiş olalım. Bu haftayı da tamamlamış olalım. Etkinlikten birazcık canlı yayın olabilir belki, bakarız duruma göre. Yunus Emre'yi anma günü. İnşallah güzel bir müzik dinletisi olacak aynı zamanda. Farklı dillerde Yunus Emre'yi anlatacaklar. Yunus Emre'nin şiirleriyle, onun diliyle anlatacaklar daha doğrusu. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Sevgili Mustafa Sefa Güvenir abim sunumu yapacak. Onun davetlisiyim aynı zamanda. Ve halka açık bir dinleti olacak. Arzu eden, Beykoz'a yakın olan, İstanbul Beykoz'a yakın olan veya Beykoz'da oturan kardeşlerimiz varsa oraya gelebilirler. İnşallah akşam vakti 8-8.30 gibi orada olacağız sevgili kardeşlerim. Öncelikle bakın, değişim ve dönüşüm. Şimdi değişim dediğimiz zaman hepimiz dünyayı değiştirmek istiyoruz. Hepimiz bir başkasını değiştirmek istiyoruz. Hepimiz başkasını görüyoruz fakat kendimizi hiç sanki bu meselelerden arınmış olarak görüyoruz. Oysa bakın, dünyayı değiştirmek isteyen veya bir başkasını değiştirmek isteyen önce kendinden başlayacak sevgili kardeşlerim. Önce kendimizi değiştireceğiz. Eğer dünyaya değer katmak istiyorsak, eğer dünyaya ardımızdan güzellikler bırakmak istiyorsak, eğer dünyaya bir isim bırakmak istiyorsak biz başkasını değiştirmekle uğraşmayacağız. Başkasının yaptığıyla da ilgilenmeyeceğiz. Biz kendi içimize döneceğiz. Kendi yaşantımızda değiştirmemiz gereken durumları öncelikle değiştireceğiz. Ki bizler değişince zaten her birimiz, bakın bireysel olarak bahsediyorum. Sen değişeceksin, o değişecek, ben değişeceğim. Ve bu değişim güzellikleri yayma adına olacak. İyilikleri artırmak, çoğaltmak adına olacak. Bu şekilde bakın hepimizin kendimizden başlayarak değiştirmeye çalıştığı bir dünya hakikaten değişecek. Oysa biz bununla uğraşmıyoruz. Biz hep Ahmet'i değiştirmekle, Mehmet'i değiştirmekle, Ayşe'yi, Fatma'yı eleştirip değiştirmekle uğraşıyoruz. Ki bu da mümkün olmadığı için, herkes kendi bildiğini okuduğu için değişim ve dönüşüm ne yazık ki toplumumuzda veya birçok toplumda olmuyor. Ve kötülükler ayyuka çıkıyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bir toplumda kötülüklerin yukarıya çıkması, kötülerin kötülük yaymasından değil aslında. İyilerin iyiliklerini artırmamasından ve sessiz kalmasından. Bugün birçok kötülük, kötülüğü yapanlar tarafından çıkarılmıyor bakın.
gün yüzüne çıkıyorlar. Çünkü iyiler hakikaten sessiz. Hakikaten sessiz. Ne yazık ki. Bakın bütün işte siteleri incelediğinizde, internet sitelerine girdiğiniz zaman hep böyle kötülükler ayyuka çıkarılmış vaziyette. Trend topik olmuş vaziyette. İnsana katkısı, faydası, dünyaya değer katacak bir meta olmamasına rağmen o kadar yukarılara çıkıyor ki ve iyilik için uğraşan, güzellikler için uğraşan, gerçekten hayata değer katmak için uğraşanların internet sayfaları, işte sosyal medya hesapları hep geri planda, hep arka planda oluyor. Ve bu şekilde zaten iyilikler yayılmıyor. Çünkü iyiler iyiliklerini artırabilmeleri için tamam her ne kadar sevgili kardeşlerim motivasyon içsel kaynaklı olsa da biz kendimizi içsel olarak motive etmeye çalışsak da bir amaca, içimizdeki bir amaca bağlı bir hizmet etmeye çalışsak da bir yerde yoruluyorsunuz. İçsel motivasyon kaynağınız yeterli olmuyor. Dıştan itici bir güce ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Çünkü hepimiz insanız. Yani dışarıdan bir takdir, dışarıdan bir teşekkür, dışarıdan bir iyi niyet, dışarıdan bir başarını kutlama veya işte seni teşvik edecek, ateşleyecek sözler söyleme insanlara karşı ne yapar? Dışsal motivasyon olarak bizi ateşler. Fakat biz böyle yapmıyoruz. Biz ne yazık ki iyileri desteklemiyoruz, iyilikleri artırmak için mücadele etmiyoruz. Hepimiz bu konuda suçluyuz. Hepimiz. O yüzden şu an dünyada ne kadar kötülük görüyorsanız, dünyada ne kadar çirkinlik görüyorsanız ve işte bu adam öldürmelerden tutun da işte taciz, tecavüz vesaire biliyorsunuz, kadın cinayetleri, aklınıza gelen bin bir türlü pislik, ne kadar pislik varsa bakın iyilerin hakikaten sessiz kalmasından kaynaklı. 3-5 tane çapulcu dünyayı zindan ediyor. 3-5 tane değersiz adam, değersiz kadın dünyanın altını üstüne getirebiliyor. Ne yazık ki. O yüzden bakın bireysel anlamda bizlerin bir başkasını değiştirmek ve dönüştürmekle uğraşmak yerine kendi hayatımızdaki değişimi ve dönüşümü sağlamak zorundayız zaten bireyler olarak. Çünkü ben bunu yaparsam, sen de onu yaparsan, sen de kendini değiştirirsen biz kendi değişimimize, dünyayı değiştirmekten ziyade, kötülüklerin yayılmasını engellemekten ziyade daha öncesinde kendimizi, kendi iyiliklerimizi, kendi güzelliklerimizi, kendi dünyaya değer katışımızı artırabilirsek bakın o kötülükler hiç görülmeyecek zaten. Ve değişim burada başlayacak. Ve toplumsal olarak kimseyi değiştirip dönüştürmek gibi bir gayemiz ve derdimiz olmayacak aslında. Çünkü hepimiz değişmiş olacağız. Hepimiz güzelliklere kafa açmış olacağız. Hepimiz iyilikleri artırmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz dünyaya değer katmak için uğraşacağız. Hepimiz istisnasız bu dünyada birbirimizi desteklemiş olacağız aslında. Fakat bizler bu değişime buradan başlamadığımız için, kendimizden başlayıp örnek teşkil edemediğimiz için kötüler ve kötülükler her daim kötülüklerini ve devam ettiriyorlar. Çirkinliklerini dünyaya yayıyorlar sevgili kardeşim. Yani bir kardeşimiz benim sabah paylaşımımın üzerine çok güzel yazmıştı. Abi biz işte bireysel olarak başlasak bu işe, bireysel olarak iyiliğimizi artırabilsek aslında bizim kimseyle uğraşmamıza gerek yok ya. Çok güzel, çok işte bu farkındalık bizi zaten hayatta mutlu edecek. Hayatta huzurla yaşamamızı sağlayacak. Farkında olabilirsek eğer, değişimin ve dönüşümün kendimizde başladığının farkında olabilirsek eğer, bakın o zaman dünya bambaşka bir yer olacak. Bakın bu dünya, inanın çok önemli. Hani dünyayı asla değersizleştiremeyiz. Dünyayı kaldırıp kenara atamayız. İşte bir lokma bir hırka tarzında bir yaşamla bu dünyada hayat sürdüremeyiz. Bu dünyaya güzellik katamayız. Böyle bir yaklaşım yok yani. Böyle saçma bir algı bizim insanlarımızı mahvetti zaten. Bir lokma bir hırka. Neden? Neden bir lokma bir hırka? Sen burada bir lokma bir hırkayla vakit geçirirken adam orada bütün her şeye sahip olmuş, dünyanın anasını ağlatıyor. Dünyadaki bütün halkın anasını ağlatıyor yani tabiri caizse. Sen orada bir lokma hırkayla vakit geçirirken adam dünyayı alt üst ediyor. Yapamazsın, yapamayız. Daha çok kazanmalıyız. Daha çok çalışmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Daha çok paraya
karşı böyle bir aman benim olmasın falan dememeliyiz. Paramız olacak. Paramız da sadece bakın mal, mülk, para. Bunlara karşı hatalı algılarımız var. Bunların hepsinin bizde çok olması lazım. Özellikle bakın kendini iyi zanneden, yani en azından kendini iyi var iyi olarak gören, en azından dünyaya zararı olmayan diyelim, güzellikleri yaymak, iyilikleri artırmak için mücadele eden insanların daha çok parası olsun, daha çok mal olsun, daha çok mülkü olsun. Çünkü bu insanlar zaten cimri olmayacaklardır. Bu insanlar zaten verimkar insanlar olacaklardır. Bu insanlar zaten etrafında paylaşımcı insanlar olacaklardır. Zarar gelir mi böyle insanların mal mülk sahibi olmasından? Neden bir lokma bir hırkayla kenarda bekleyelim, oturalım? Ondan sonra dilenci bir toplum meydana geliyor. Ondan sonra sadakaya muhtaç bir toplum meydana geliyor. Gelmesin. Gelmesin, bu bizim elimizde sevgili kardeşlerim. Bu bizim elimizde. Bu dünyayı önemsiz ve değersiz olarak görmeyeceğiz. Bakın bu dünya neden çok önemli? Çünkü bizim başka yaşayacak bir yerimiz yok. Mars'ta hayat yok. İşte Satürn'de hayat yok. Uzayda şu anda hayat yok. Biz bu dünyada, yani bize bildirilen, belki başka bir alem vardır ama bize bildirilen bu dünyada yaşamak zorunda olduğumuz ve buraya gelmişiz ve gönderilmişiz. Ne yapalım yani? Şimdi göndermeseydin mi diyelim? İsyan mı edelim yani? Hiç gerek yok. Niye gelmişsin? Yaşamak da kolay. Yaşamı zaten biz zorlaştırıyoruz birbirimize. İnsan insana zulmediyor. Hayvanlardan zulüm görüyor muyuz yani? Siz onun doğasına aykırı bir şey yapmadığınız sürece hangi aslan sizi yemekle uğraşıyor? Hangi tilki kuyunuzu kazmakla uğraşır? Hangi köpek saldırır? İnsana, insanın verdiği zararı hiçbir canlı veremez. Çünkü akıl denilen bir nimete sahipsin. O içgüdüsel yapıyor belki. Ama insan bin bir türlü fırıldak çevirebiliyor bir insanı mahvetmek için. O yüzden bakın bu dünya çok önemli. Bu dünyada çalışacağız. Bu dünyada değerli olacağız. Bu dünyaya değer katacağız. Bu dünyayı güzelleştirmek için umudumuzu ve ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Bakın her defasında paylaşımlarımda ben ne diyorum? Diyorum ki bakın umuttan dem vuruyorum. Değil mi? Güzelliklerden de dem vuruyorum. İyiliklerden dem vuruyorum. Hep diyorum ki bunlara karşı bir umudumuz var. Birçok kirli mevzu yok mu? Birçok pislik olay yok mu? Ben de görmüyor muyum bunları? Görüyorum, her gün haberleri izlediğim zaman görmüyor muyum bunları? Bana ne katacak, ne kazandıracak bana bunları izlemem? Ben eğer onların yerine daha güzel haberleri bu dünyaya koyup bırakamıyorsam ne anlamı var ki benim o haberleri izlememin, dinlememin, ah vah edip ağlamamın, Müge Anlı'da akşama kadar vakit geçirmemin, Esra Erol'da bilmem ne dedikodularıyla vakit kaybetmemin? Ne anlamı var ki? Ne anlamı var? Ben orada bir şeyleri değiştiremiyorsam, oradaki ahlaksızlıkların yerine, oradaki pisliklerin yerine, oradaki kötülüklerin yerine alıp bir şey koyup yenileyemiyorsam ben bu dünyayı, ne önemi var ki benim onları izlemem? Sadece reyting yapar, para kazanırlar, pislikler ortaya yayılır, gayrimeşru ilişkiler, gayrimeşru adetler, gayrimeşru işte yaşam tarzları sizin de zihninize girer, hayatınızı alt üst eder, ailenizi de yıkar, dünyaya da zarar verir. O nedenle bakın bu dünya çok önemli dünya. Çünkü bizim, yani özü başa geleyim, başa döneyim çünkü çok dağılıyor bazen konular birbiri içerisinde ki önemli zaten anlattıklarımda. Hepsi birbirini tamamlayan mevzulara temas etmeye çalışıyorum. Dünya önemli. Bu dünyayı kaldırıp kenara atamayız. O nedenle biz cenneti zaten bakın ne yapacağız? Burada kazanmaya çalışacağız. Başka bir yer mi var cenneti kazanacağımız? Neden dünyayı kötüleyelim? Neden inzivaya çekelim kendimizi? Sevgili kardeşlerim, bakın inzivaya çekerek cennete gidemeyiz kendimizi. Bu kadar açık ve net. Dağ başında evliya olmak çok kolay. Çok kolay. Günah yok. Sorun yok. Sıkıntı yok. Yersen, içersen, doğayla mücadeleni kendin yaparsan oturursun tek başına. Laf eden olmaz. Karışan olmaz. Çok kolay bir şekilde cennete gidebilirsin belki. Fakat cennetin de bakın mükafatı farklı farklı. Katman katman. Niye en güzeline gitmek istemiyorsun? Niye en birincisine gitmek istemiyorsun? Değil mi? Yani bir gece konduda oturmak yerine neden bir rezidansın en tepesinde oturmak istemiyorsun? Hani cennet anlamında kıyaslıyorum bakın, böyle aşağılık anlamında söylemiyorum. Sadece değer anlamında.
şu anki dünya hayatına göre baktığımız zaman işte rezidansta oturmak daha ayrı bir işte lüks gibi gözüktüğü için bu örneği veriyorum. Şimdi orada oturmak varken cennette neden gecekondu kısmında oturasın ki? Değil mi? Bakın orada bile o kadar küçük kafalarımız var ki, o kadar küçük bir kafa yapımız var ki sevgili kardeşler. Yani orada bile hayalimiz, hedefimiz daralmış. Zihinlerimiz küçülmüş. Cennetin en güzel yerini istemekten aciziz yani. Aman cennete gideyim de neresi olursa olsun değil. En güzelini hedefle. En güzelini hayal et. En iyisini hayal et. Ama bu dünyada yapacaksın onu işte. Bu dünyada yapacaksın. Bunu uzayda yapmayacaksın. Satürn'de, Merkür'de yapmayacaksın. Jüpiter'de yapmayacaksın. Güneş'te yapmayacaksın. Bulutların üzerinde yapmayacaksın. Veya başka gezegenlerde yapmayacaksın. Burada yapacaksın. Bu dünyada yapacaksın. Onun için bu dünya kıymetli. Onun için bu dünya değerli. İşte bu dünyada yaşıyoruz ki bu dünyaya değer katmak hepimizin görevi. Kirletenlere inat, kirletenlere inat, temizleyeceğiz. Çirkinlikleri yayanlara inat, güzellikleri yayacağız. Sizi ümitsizliğe düşürenlere inat, ümidi empoze edeceğiz insanlara. Sizi tembel tembel oturmaya teşvik eden insanlar yerine hareketli olmaya teşvik eden insanlar olacağız. Çünkü kuzu kuzu olmamız isteniyor bu dünya sisteminde, bu dünya düzeninde. Birileri bütün kaymağını yerken birileri de en alt tabakada sürünüyor. Hayat yaşamıyor ne yazık ki sevgili kardeşlerim. Ama bunlar hep aslında bizim yanlış ve hatalı bakış açılarımızdan kaynaklı. Dünyaya değer vermeyişimizden kaynaklı. Hepimizin hataları olur. Ben de hatalıyım. Yani ben size bunları anlatırken, söylerken sadece tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Yıllardır belki ben de aynı düşünceleri yaşadım. Fakir bir kafayla, fakir bir yapıyla, dünya düzeninden uzak, dünyanın nasıl bir yer olması gerektiğinden farklı bir zihinsel şemayla yaşadım ben de. Yani ben burada bir şeyler anlatırken çok bildiğimden değil, sadece okuyup yazdığım, çizdiğim, gördüğüm, görsellediğim, sorguladığım, analiz ettiğim ve yaşadığım, tecrübe ettiğim mevzuları geliyorum, sizlerle paylaşıyorum. Diyorum ki bakın burada biz yıllarca hatalı bir algı yapmışız. Böyle değil aslında. Dünya çok önemli. Dünya değersiz değil. Bir lokma, bir hırkayla, bu edebiyatla büyütülmenin bir manası yok, bir anlamı yok. Hiçbirimize katkısı yok. Bugünkü dünyanın zaten problemi o. Bugün kötülüklerin artmasının sebebi o bir lokma, bir hırka mevzusuyla kenara çekilen iyiler. Ne yazık ki. O nedenle biz bunlardan olmayacağız. Biz bunlardan olmayacağız sevgili kardeşlerim. Biz ne yapacağız? Hayatın içerisinde hareketli olacağız. Tamam. Hatta şunu soruyorsunuz. Abi sen hiç ağlamıyor musun hiç? İşte derdin, kederin, sıkıntın yok mu? Olmaz olur mu ya? Böyle bir şey mümkün mü yani sevgili kardeşim? Böyle bir şey mümkün mü? Ya insanız biz. Başarısızlıklarımız var. Hayallerimiz olmuş ama yerine gelmemiş. Hayal kırıklıklarımız var. Kaç tane hedef koymuşum? 100 tane hedefimden bir tanesini, iki tanesini tutturmuş. İstediklerim olmamış. Çok param yok belki benim de. Israrla çalışmama rağmen iyi bir makamda, mevkide değilim. Yani zaman zaman ailesel problemlerimiz olmuyor mu? Zaman zaman çocuklarımızla ilgili problemlerimiz olmuyor mu? Zaman zaman arkadaşlarımızla, dostlarımızla ilgili problemlerimiz olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Oluyor elbette. Yani bu ekranın önünde paylaşılanlarla bu ekranın arkasında paylaşılanlar aynı değil zaten sevgili kardeşler. Olamaz da, olması da mümkün değil. Mümkün olduğunca ben tüm samimiyetimle ekranın önüyle arkasını bir tutmaya çalışıyorum. Hüzünlüysem Ferdi Tayfur şarkısından anlarsınız zaten. Yani bir tarafta sevinçliysem kalkıp işte başka bir şarkıdan anlarsınız veya paylaşımımdan anlarsınız. Ben neyi yaşarsam size zaten onu aktarmaya çalışıyorum. Ama hep pozitif tarafımı görüyorsunuz. Tabii görmeniz lazım. Pozitif olmalıyız. Ben size niye kötü tarafımı göstereyim ki? Ben sizi niye sıkıntıya sokayım ki benim derdimle dertlenin? Sevgili kardeşler. Değil mi? Yani onca zaten sıkıntınız var. Onca zaten derdiniz var. Onca probleminiz var. Kiminiz işsiz. Kiminiz problemler yaşıyorsunuz. Kiminizin çocuğuyla, eşiyle problemleri, sıkıntıları var. Kiminizin ailesel problemleri var. Kimisinin hayata dair problemleri var. Kimi hastalıklarla boğuşuyor. Değil mi? Kimisinin
istedikleri olmuyor hayatta. Hayata küsmüşlükleri var. Şimdi bunların arasında bir de kalkıp da buradan yani bu sosyal medyadan kötü tarafları paylaşalım yani. Kalkalım kötü haberler mi paylaşalım? Allah belanı versin dedirtecek haberler mi paylaşalım yani? Ne önemi var? Bize ne katkısı var? Bizi nereye götürüyor? Bizi hiçbir yere götürmüyor sevgili kardeşlerim. O yüzden bakın pozitif yaşam dediğimiz zaman, pozitif bir bakış açısı dediğimiz zaman size özellikle tavsiye ediyorum. Şu üçüncü sayfa haberlerinden uzak durun artık. Gerçekten uzak durun. Hiçbir katkısı yok bakın. Hiçbir. Sadece zihinsel olarak sizi kirletiyor. Onun dışında size asla ve kata bir faydası yok sevgili kardeşlerim. Yok. Siz aksine zararı var. Çünkü zihninizi o güzel işlerle meşgul edecekken öyle sizin üzerinize vazife olmayan işlerle meşgul ettiğiniz için ne yapıyorsunuz? Bugün birçok sıkıntı yaşıyorsunuz. Birçok sıkıntı yaşıyor, problem yaşıyor kardeşlerimiz psikolojik olarak. Abi çok depresif hareketlerim var. İşte bu aralar depresif hissediyorum kendimi. Acaba depresyonda mıyım? Acaba psikolojik olarak sıkıntıda mıyım falan filan deyip kendi kendinize de kurmalar başlıyor. Çünkü bakın bilinçaltı çok enteresan bir şey. Yani siz gördünüz, tamam işte bir saniyede gör falan değil yani. Onu gördünüz, o bilinçaltınıza işlendi. Öyle basit değil o. Siz onun farkında değil zannedersiniz ama bilinçaltı olarak gözleriniz gördüyse o bir şekilde zihninize kodlanıyor. O nedenle böyle kötü haberleri izlemeyin. Böyle üçüncü sayfa, gazete sayfa haberlerini izlemeyin. Müge Anlı'yla veya işte Esra Erol'la, şimdi örnekleri veriyorum, isim üzerinden söylemiyorum ama ya programları babında söylüyorum. Çünkü programların isimleri de öyle. Tatlı Sert vesaire. Bunları da izlemeyin. Bunlar da sizin zihinlerinizi karıştırıyor, kafanızı karıştırıyor. Bakın Avrupa'nın veya Amerika'nın hiçbir ülkesinde böyle programlar yok ya. Böyle gündüz kuşağında bu kadar insanların işte saçma sapan mevzulara odaklandıracak programlar yok yani, yok. Bunlar varsa da belki gece yarıları falandır. Bize de tam tersi. İnsanları bilgilendiren, insanlara fayda sağlayan, insanları hayata karşı gerçekten pozitif bakmasını sağlayan programlarda gece yarısı yayınlanır. Gündüz vakti bunları yayınlayacaksınız ki insanlar bilgilenecek, suyun faydasını öğrenecek, toprağın faydasını öğrenecek, buğdayın faydasını öğrenecek. Kendisinin farkına varacak programları gündüz vakti koyacaksınız ki o Müge Anlı saatlerinin dışında. O zaman işte insanlık bir tarafa gidecek. Ama bunların hepsi kasıtlı yapılıyor sevgili kardeşlerim. Bunların hepsi bir algı tuzağı. Hepsi algı tuzağı. Hepsi bizi kodlamak için bunların, bu programların. Hiçbirisini izlemeyin. Bakın hiçbirisini izlemeyin. Gerçekten televizyon anlamında söylemiyorum bunu. Ya televizyonu evimden çıkardım. Çıkarma evinden televizyonu. Neden çıkarıyorsun ya? Bu saçma sapan artık nerede kaldı? Hangi çağda yaşıyorsun ya? Televizyonu evimden çıkardın. İyi halt ettin yani. Sanki televizyonu çıkartınca bütün her şeyden kurtuldun. Evinde internetin var mı? Var. Telefonun var mı? Var. Bütün sosyal medya hesaplarında geziniyor musun? Geziniyorum. Sonra televizyonu evden attım. Ya bırak kardeşim, kendini at evden. Televizyonu atma yani. Çok saçma sapan algılarımız var sevgili kardeşlerim. O nedenle biz olguyla her zaman diyoruz. İzzet Hoca da söylüyor biliyorsunuz. Olguyla uğraşmayacağız. Biz algılarımızla uğraşacağız. Biz işte yine değişim noktasına geleceğim. Biz başkalarıyla uğraşmayacağız. Başkaları bizim için olgu. Biz kendimizle, yani algımızla uğraşacağız. Biz kendimizi değiştirip dönüştürmenin yollarını bulacağız. İşte o zaman başarılı olacağız. Bakın işte o zaman hayatta güzellikler ön plana çıkacak. İşte o zaman hayata pozitif bakacağız. Ne zaman ki olgulardan uzak, insanlardan uzak, insanların yaşantısından uzak, başkalarının hayatlarından, dedikodularından uzak olduğumuz zaman, olacağımız zaman, işte o zaman biz kendi farkımıza varacağız ve kendi yaşantımızda oluşturduğumuz düzen, oluşturduğumuz intizam, oluşturduğumuz o güzel karakter hayata değer katacak. Sen bunu yapacaksın, ben bunu yapacağım, o yapacak, şu yapacak derken zaten toplum bir yerlerde birleşecek, güzelliklerde birleşecek sevgili kardeşlerim. O nedenle önemli, hatta şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi değişimden korkan insanlar var, işte dönüşümden korkan insanlar var, kendini değiştirip nereden başlayacağını bilemeyen insanlar var. Dün akşam ben onu programda da söyledim sevgili kardeşlerim. Şunu yapacaksınız, hareketten başlayacaksınız. Hiçbir şeyden başlamanıza gerek yok. Kendinizi değiştirmek istiyorsanız hayatınıza öncelikle hareket katacaksınız. Hareketliyseniz hareketinizi daha da artıracaksınız. Hareket, bakın. Neden hareket?
Ben bütün psikolojik problemlerin temelinde hareketsizlik olduğunu düşünüyorum. Bu bir teori. Akademisyenler araştırabilirler. Ben bir psikolog değilim. Veya bir psikiyatri uzmanı değilim. Ama hayatı tecrübe etmiş bir insan. Şunu özellikle söyleyebilirim ve gerçekten hani bir fitness eğitmeni, bir hareket ve antrenman bilimleri uzmanı olarak söyleyebilirim en azından. Bütün problemlerin, bütün psikolojik sıkıntıların altında bakın hareketsiz bir yaşam var. Yaşamı hareketli olan insanların böyle kendi psikolojiyle uğraşacak vakitleri yok. İşiyle, gücüyle meşgul adam. Bu sadece bakın şeyle başlamayın. Hani egzersizden bahsetmiyorum. Hareketli bir yaşamdan, meşgalelerinden, işinden, gücünden bahsediyorum. Ama ne zaman ki oturarak iş yapanlar da dahil buna, böyle çok vakti bol olan kardeşlerimiz, asıl büyük sıkıntı işte bunlar ne yapıyorlar? Sıkıntıları buradan alıyorlar. Boşluklarında hemen orada kodluyor kendini, burada kodluyor kendini. Şuna bakayım, buna bakayım, buna bakayım derken zihin yapısı alt üst olmuş. Hatalı, yanlış kodlamalarla. Alt üst etmiş kendisini. Yani o nedenle psikolojik problemlerin altında hareketsiz bir yaşam var sevgili kardeşlerim. Şimdi hiç hareket olmayan bir kardeşimiz için ne yapacak? Tabii ki yürümekten başlayacak. Yürüyecek. Hareketi yürüyerek hayatına dahil edecek. Günde en az 30 dakika yürüyüş yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Değişimin başlangıç noktası. Psikolojinin düzelme noktası. Yani psikolojinin, değişen psikolojinin sizin pozitif yönde eğilmesi veya evrimleşmesi anlamında söylüyorum. Yürüyüşle başlayacaksınız. Hayatınıza hareketi katacaksınız. Bakın hareketin faydalarından bir tanesi nedir ve en önemlisi ya kan dolaşımınız artar. Yani kan dolaşımı, bakın kan ne yapar? Vücudun yaşam suyudur, sıvısıdır değil mi? Yani kan dediğimiz zaman yaşam sıvımızdır. Ve bu kan ne taşır? Oksijen taşır. Çok basit bir mantık. Ne kadar hareketli olursanız o kadar iyi bir kan dolaşımınız olur. Kardiyovasküler sisteminiz çok hareketli ve güzel olur, rahat olur. Sistem sağlıklı çalışır ve iyi oksijen taşır. Beyninize iyi oksijen gider. Tüm hücrelerinize gittiği gibi beyninize de iyi bir oksijenlenme olur. İyi bir oksijen gider ve ne yaparsınız? Sağlıklı düşünürsünüz. Öyle boş yerlerde vakit ayırmaz, harcamazsınız. İşte o zaman kaliteli kitaplar okursunuz. İşte o zaman kaliteli filmler izlersiniz. İşte o zaman kaliteli muhabbetler edersiniz. İşte o zaman bulunduğunuz çevredeki insanlara bir bakarsınız. Burada benim olmamam gerekiyor dersiniz. Ya da bundan ayrılmamam gerekiyor dersiniz. İyi bir analiz, iyi bir sorgulama yaparsınız. Ve hayatınızdaki o 5 insan, etrafınızda en yakınlarınızdaki 5 insana şöyle bir döner bakarsınız. Ortalamasını bir alırsınız. Ya orada olursunuz ya orada olmazsınız. İyi bir oksijenlenme demek iyi bir sorgulama, muhakeme, iyi bir analitik düşünme gücü demek aslında. Yani iyi bir sorgulama yaptığınız zaman onun altında kesinlikle iyi bir oksijenlenme vardır. Onun altında kesin bir yürüyüş vardır. Buradan başlayacağız. Değişime yürümekten başlayacağız sevgili kardeşlerim. Hani hiçbir yerden başlayamıyorum diyorsanız yürüyüşe buradan başlayacağız değişime. Yürüyüşten başlayacağız. Peki, hani ben Hayatınla Barış kitabımda da bunu söyledim. Hala onu ısrarla söylüyorum. Ne kadar süre? 15 dakika. Günde 15 dakika. Ne istiyorsan, güzel kardeşim, ne yapmak istiyorsan 15 dakika ayıracaksın. 15 dakika. 15 dakikayla değişir ve dönüşür insan demiştim ben Hayatınla Barış kitabımda. Niye bunu söyledim? 15 dakikada bir insan değişir mi? Değişmez belki değil mi? 15 dakikada ne değişecek dersiniz. Ama 1. dakika ile 15. dakika arasındaki insan artık siz başladığınız o 1. dakikadaki insan değilsiniz. 15. dakikada sonraki insansınız artık. Yani oraya üzerine bir şey koydunuz. Ve bu 15 dakikaların bir hafta olduğunu düşünün her gün. 30 gün olduğunu düşünün her gün. 1 sene olduğunu düşünün her gün. Ve 3 sene, 5 sene her gün istisnasız 15 dakika yapmak istediğinize odaklandığınızda değişmez misiniz? Dönüşmez misiniz 5 senenin sonunda? İstediğiniz neyse o hedefe varmaz mısınız? Ulaşmaz mısınız? Sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız. O nedenle 15 dakikada değişir ve dönüşür insan. Yani bu çok açık ve nettir.
Yeter ki siz günde 15 dakikanızı yapmak istediğiniz, olmak istediğiniz, hayal ettiğiniz ve hedeflediğiniz insan modeli neyse oraya odaklayın. Tabii bizim her zaman programın başında da söylediğim gibi iyiliklere ve güzelliklere odaklanacağız. Biz dünyaya değer katma derdinde olacağız. Bizim başka gayemiz olamaz. Biz kimsenin ağlamasından mutlu olmayız. Biz kimsenin üzüntüsünden sevinç duymayız. Biz kimsenin psikolojik olsun, bedensel olsun problemlerinden mutlu olamayız. Biz insanız. Dertlenmek zorundayız. Derdini derdi bilmek zorundayız. Sevincini sevinci bilmek durumundayız. Mesul olduğumuz insanlara. İnsanlığa karşı da böyle. Zaten hakiki manada insan olmak bunu gerektirir sevgili kardeşlerim. Hakiki manada insan olmak birinin derdiyle dertlenmek demektir. Hakiki manada insan olmak demek birinin sevinciyle daha mutlu olmak demektir. Birinin başarısıyla gurur duymak demektir. Birinin yapmış olduğu güzel işleri alkışlamak demektir. Birinin yapmış olduğu çirkin işlerle onu yerin dibine sokmak yerine onu oradan alıp nasıl tekrar hayata döndürürüm demektir. İnsanız, hepimiz hatalar yapıyoruz. Hatasız kul olmaz. Yani hatasız olmamız istenseydi zaten bu dünyaya melek olarak gelirdik. Sorgumuz da olmazdı, sualimiz de olmazdı. Ne denirse yapardık sevgili kardeşlerim. Ama insan olarak gelmişiz. İyiyi de güzeli de seçme hakkı bize verilmiş. Biz kötüyü seçmekle kendimizi değersizleştirebiliriz de iyiyi seçmekle kendimize değer katmış olabiliriz de. Bu bir tercihtir, bu bir kader değildir. Bakın, istisnasız her insan şu dünyaya değerli gelmiştir. Değerli olarak yaratılmıştır. Bunu Ahmet'ten Mehmet'ten beklemenize gerek yok. Sen değerlisin, yaratılmışsın. 1001 tane spermin içerisinden sen seçilmiş bir kulsun ve dünyaya gönderilmişsin. Kendini değersizleştirmenin bir manası, bir anlamı yok, olamaz zaten sevgili kardeşim. Olmamalı da. Fakat insan nasıl değersiz olur? Onu Allah değersizleştirmez. İnsan yine kendi eliyle kendisini değersizleştirir. Sen hayatını kötülüklere adarsan, kötülükler yapmak için devamlı hayatta yaşarsan ve senin elinden, dilinden, bedeninden herkese zarar geliyorsa, düşüncelerinden de dahil, fikirlerinden de dahil, bu dünyada insanlık, ya bir insan bile zarar görüyorsa sevgili kardeşim, sen kendini değersizleştirirsin. Sen dünyaya değerli olarak gelmişsin fakat kendi kendini değersizleştirmişsin. O nedenle aşağıların aşağısına çıkarmak da senin elinde, yukarıların yukarısına çıkarmak da senin elinde. Bu bir tercih, bu bir kader değil. Allah bizi serbest bırakmış. Serbest bırakmış. Karışmıyor bize. Karışsa bizim her yaptığımız hatada bize bir tokat atsaydı biz herhalde evin yolunu bulamazdık yani sevgili kardeşlerim. Bulamazdık. Veya her yaptığımız kötülük alnımızda yazılsaydı veya her yaptığımız hata alnımıza yazılsaydı inan belki de insanların yüzüne bakamayacak derecede binlerce hatamız, kusurumuz olacaktı. Ama bakın hem gizlemiş hem bize karışmıyor. Ta ki nereye kadar? Ölene kadar. Ne zaman öleceksin? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Her an olabilir. Her saniye olabilir. Bir dakika sonra olabilir. 10 dakika sonra olabilir. 20 yıl sonra olabilir. 80 yıl sonra olabilir. Ama en nihayetinde bir ölüm gerçeğiyle yüzleşeceksin. İşte hesap o zaman. O zaman sorgulayacak seni. O nedenle bakın bu dünyada kader bizim sadece basit bir sebeple kullandığımız, hatta çoğu zaman Allah'a iftira atmak için kullandığımız bir sığınak. Kaderin gerçek manada manasıyla biz onu anlamlandırmıyoruz. Kendi tercihlerimizi Allah'ın diretmesiyle olmuş gibi göstererek Allah'a da iftira atıyoruz aslında. Haşa. O nedenle kendi hatalarımız, kendi seçimlerimiz, kendi yaşantımız sevgili kardeşler. Bu dünyada ne yaparsak yapalım kendi elimizle yapıyoruz. Seçim, tarafgirlik bizim elimizde. Tarafsız insan var mıdır? Objektif insan var mıdır? Ben inanmıyorum. Tarafsız bir insan, objektif bir insan yoktur sevgili kardeşlerim. Yoktur. Herkesin bir siyasi görüşü vardır. Herkesin tuttuğu bir takım vardır.
çoğumuzun, hani belki takım anlamı söylemiyorum. Herkesin beğendiği bir adam vardır. Herkesin savunduğu bir davası vardır. Herkesin yetişmiş olduğu bir kültür vardır. Herkesin yetişmiş olduğu bir yaşam şekli ve tarzı vardır. Bir ananesi, bir geleneği, göreneği vardır. O nedenle tarafsız olmak çok mümkün değildir aslında. Çok mümkün değildir. Belki mümkündür ama böyle çok her zaman tarafsız olabileceğinizi düşünmeyin. Her zaman hani hayata görev, tabii görev bilinciyle yaklaşmak zorundayız. Hani hayatı yaşarken çoğu zaman mesela bize bir mesuliyet verildiyse burada tarafsız davranmaya çalışmalıyız. Fakat bizim ne yaparsak yapalım zihinsel olarak getirmiş olduklarımız var. Bir kanaatimiz var, bir fikrimiz var. Bunlar yani böyle sonradan oluşmuyor. Oluşa oluşa bir karakter haline geliyor. İstediğimiz kadar tarafsız davranabilsek de yine taraflı oluruz yani. Sadece ne olur? İşte yasayla, adaletle vesaire belirtilmiş kanunlara uyarsınız. İşte kendi kişisel görüşlerinizin devre dışı bırakıldığı zamanlarda bir hakim, bir savcı vesaire bir şey olursunuz. İşte o zaman hani belki fikirleriniz geri planda kalır. İşte yasayı uygulamak zorundasınızdır. Onun dışında her türlü muhabbetimizde, her türlü işte karşılıklı oturumumuzda, konuşmamızda herkesin bir tarafı vardır. Herkesin bir taraf olma hali söz konusudur. O nedenle bize düşen şudur ki kimseyi kendi görüşlerimize uydurma çabasına girmeyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyi yargılamayacağız. İşte kimseyi benim gibi düşünmüyor diye yaftalamayacağız, dışlamayacağız. Biz sadece bütün fikirlere saygı duyacağız. Bütün insanların taraflı olduğunu bilerek kendi görüşlerini beyan etmesine müsaade edecek ortamı sağlayacağız. Ama işimize gelen olursa alırız, işimize gelmeyen olursa, yani o da hani bizim kendi keyfimize göre değil, hayatın, dünyanın işte şekillenmesine katkı sağlayacak görüşler, fikirlerse, dünyaya değer katan fikirler, düşünceler, görüşlerse buna razı oluruz, alırız. Hani her sözü dinler, sözlerin en güzeline uyarız. Bu formatta bir bakış açısı kazanmamız gerekiyor. Hayata dair de birbirimizi dinlerken de. Yani birbirimize siyasi partiler üzerinden laf sokmayı bırakalım. Birbirimize tuttuğumuz takımlar üzerinden laf sokmayı bırakalım. Birbirimize herhangi bir din mensubu olarak o dinin üzerinden başka dinlere laf sokmayı bırakalım. Etnik yapımız, kökenimiz, bunlarla birbirimize laf sokmayı bırakalım. Bunlar bizim farklılıklarımız ve herkesin bir farklılığı vardır. Kendine özgüdür. Bir başkasını benim düşüncemde olmaya zorlamak bana yaptığım, aslında kendime yaptığım bir ihanettir. Farklılıklarımız bizi zenginleştirir sevgili kardeşler. Bu çok önemli. Evet, değişimden ve dönüşümden ne taraflara geldik? Aslında hepsi bir bütün halinde anlatmış olduklarımı dinleyin, izleyin kardeşlerim. Çünkü hani şurasını atayım, burasını atayım değil, bir bütün halinde parantezler açarak gitmiş oluyorum. En nihayetinde dönüşüm ve değişim bizde başlayacak. Bizde başlayacak ki hayat da güzelleşecek, dünya da güzelleşecek ama biz bunu pozitif yönde, olumlu yönde, değer katma yönde, güzellikleri artırma, iyilikleri çoğaltma yolunda yapacağız. Yoksa burada bahsettiğimiz kötülüklerin artması için bir değişim, dönüşüm değil. İnsanlığı yok etmek için dönüşüm, değişim bende başlayacak demiyoruz. Biz insanlığı ayakta tutmak, insanlığın kapitalist sisteme, küresel düzene, yenilmesine, yem olmasına fırsat vermeme adına, inadına, insanlık adına savaşacağız, insanlık adına mücadele edeceğiz, insanlık adına gayret göstereceğiz sevgili kardeşlerim. Şöyle bir bakalım, sorularınız varsa, epey de bir kardeşimiz yazmış. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katılanlar. Boş lüzumsuz yayınlar, diziler hep lüzumsuz. Evet. Ya bakın, ben dizi konusunda biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Gönül Dağı dizisinin dışında dizi izlemiyorum, izleyemiyorum da. Bakıyorum şöyle, bakalım hani insanlık adına bir şey katkı sağlayabilecek veya bir şey alabileceğim bir dizi var mı diye bakıyorum. Birkaç bölümüne şöyle bir üstün körü geçiyorum. Yok sevgili kardeşlerim. Kesinlikle ve kesinlikle izlemeyin derim yani. Ama bu da tabii ki sizin bakın kendi kişisel tercihiniz. Benim kendi kişisel tercihim Gönül Dağı'ndan yana. Ben Gönül Dağı'nı hayatın içerisinden bir dizi buluyorum. Keşke diyorum
ben de senaryosuna katkı sağlayabilecek derecede bir yazı yazabilecek veya işte o dizinin senaristi olabilseydim ya da hikayelerin romancısı veya hikayecisi olabilseydim yazıların, içimden geçiyor yani sevgili kardeşler. Beden yoruldukça ruh dinlenir. Evet. Şimdi bakın, zihinsel dinlenmenin tek bir yolu vardır. Bedensel yorgunluk. Yani bu artık hani bilimsel bir gerçekliktir. Araştırmaların neticesinde insan bedeni yorulursa zihni dinlenir. Yoracağız bedenimizi. Bu yürüyüşle olur, bu egzersizle olur, bu hareketle olur. Ses ile görüntü arasında fark var. Olabilir kardeşim, internetten dolayı oluyor. Kesintiler ya, ne yazık ki yaşanıyor ya. 15 dakika okudum, dakika, evet hocam kitabınızı tavsiye ederim. Hayatınla Barış kitabımı ben de tavsiye ederim sevgili kardeşlerim. Ya bakın gerçekten ya, neden yani böyle samimi konuşalım madem ki, bizim kitaplarımıza neden değer vermiyorsunuz siz bakalım sevgili kardeşlerim. Bakın Hayatınla Barış'ı, ben bunları yazdım zaten, bir alın, bir okuyun. Burada ben kitap, işte zorla kitap alın, zorla kitap satın. Ya hiçbir zaman zaten bunu demedim. Demem de. Ama alın okuyun sevgili kardeşler. En azından bakın hem beni de şöyle ne yaparsınız? Desteklersiniz. Dersiniz ki abi ya hakikaten bu kitap 10 numara olmuş veya hakikaten bana değer katmadı. Ya boşuna yazmışsın ve abi gerçekten çok iyi yapmışsın da yazmışsın deyip sizin geri dönüşümlerinizi de görmüş olurum. Yani insanlara katkı sağlamayan, yani sadece kağıt israfı yapmış olmayız. Bunu da test edemiyoruz kitaplar satılmayınca. Kitaplar insanların eline gidip okunmayınca. Bakın tamam, bizim okuma oranımız çok düşük yani. Kabul edelim yani. Yani kağıda zam geldiğini, çok güzel bir paylaşım vardı, ona denk geldim. Kağıda zam geldiğini tuvalet kağıdına gelen zamdan anlıyoruz. Kitapların fiyatlarına hiç bakmıyoruz sevgili kardeşlerim. Uçmuş almış başını gidiyor. 20 liralık kitaplar 40 liralara çıkmış. Bir de bu tarafından bakalım. Yani kitaplarla o kadar haşır neşir değiliz ki. O kadar uzağız ki kitaplara karşı. Hepimiz itiraf edelim, sosyal medya ile birlikte kitap okumayı da bıraktık. Okuyanlarımız varsa onlar da bıraktı sevgili kardeşim. O yüzden hani ben kitap okuyun diyorum. Okuyun. Fırsat buldukça okuyun. Benim kitabımı da okuyun. Hayatınla Barış'ı da okuyun sevgili kardeşlerim. Faydalı olacaktır. Hani tavsiye etmiş olayım burada. Bir başka yazarın kitabıymış gibi tavsiye edeyim size. Birkaç saniye geç kalıyor. Evet, evet maalesef bu internetten kaynaklı. Aynı. Kaderimizde yazdığı için biz kötülük ve iyilik yapmıyoruz. Zademize kötülük ezelim mi? Bilmiyorum. Tabii ki. Ya şimdi Selim kardeşim bak, burada mevzu nedir biliyor musunuz? Hani bir yere gideceksiniz, bir yola gideceksiniz. Ya bir yere varacaksınız. Şimdi şu çay bardağını bir varacağımız yer olarak düşünelim. Şu da kalem. Ben ne yaparım? Buradan giderim, buradan giderim, buradan giderim, buradan giderim, buradan giderim. Bu seçme hakkı bana bırakılmıştır. Allah buna müdahale etmez. Hangi yoldan gideceğime karışmaz Allah. Ama o gideceğim yolları o yaratmıştır. Seçim hakkını bana bırakmıştır. Kader dediğimiz bu. O nedenle insanlar iyi veya kötü olmayı kendileri seçerler. Ben iyi olmak istiyorsam iyilik yaparım. Ben iyi olmak istiyorsam iyilerin yapması gereken neyse onları yaparım. Ben kötülüğü seçeceksem kötülerin ne yapması gerekiyorsa onu yaparım. Değil mi? Bu seçim hakkı bana bırakılmış. Bu seçim hakkı bende. Allah buna karışmıyor. Buna karışsa zaten kaderin ve imtihanın bir anlamı olmaz. Bu dünyanın da bir anlamı olmaz. Ezeli iradesiyle zaten biliyor. Ya biz kimiz? Selim kardeşimin özelinde söyleyeyim sevgili kardeşler. Biz kimiz ya? Neyi biliyoruz? Neyi keşfediyoruz ki dünyada? Biz hazır olanları, bir şey yarattığımız yok ki. Biz hazır olanları sadece dünyada arayıp buluyoruz. Bu kadar. Allah zaten saklamış. Bir oyun oynuyoruz. Böyle düşünün bu dünya sahnesini. Bir oyun oynuyoruz. Oyun oynatan belli. Biz de oynayanlarız. Rollerimiz var. Hepimizin rolleri var. Rollerimize uygun senaryomuzu oynuyoruz. Senaryomuz neyi, nerede olmamız gerektiriyorsa, ne yapmamız gerektiriyorsa kendi irademizle onu seçiyoruz. Ve bir şekilde o yolu kendimiz bulup bu dünya sahnesinden inşallah güzel bir şekilde Allah'ın yanına gidiyoruz. Gönül dağı güzel, evet. Ev işleri de egzersiz gibi olur mu? Bakın egzersiz dediğimiz zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Ev işleri egzersiz olur ama hareketli olursanız olur. Yani
Bu şekilde yavaş yavaş değil ama pratikseniz, devamlı hareketliyseniz veya işte elektrikli süpürgeyle evleri süpürüyorsanız, sadece hortumunu böyle ileri geri değil, kendinizi de ileri geri getiriyorsanız, devamlı hareket ediyorsanız, yani prensip olarak şu vücudunuz bir yerden bir yere gidip geliyorsa devamlı ve hareketliyse egzersiz yapıyorsunuz. Yeni kitabımız inşallah 2022'de yazmaya başlayacağım. Kafamda şu anda karakterleri oluşturuyorum. Bir roman olacak. İnşallah 2022 yılında bir başlayayım. Karakterleri otursun. Ondan sonra da yayınlanmış olur. Yazmak kolay zaten. Söylemek kolay. Her zaman söylüyorum. Önemli olan yaşamak. O yaşadıklarını insanlara aktarabilmek. Ben kitaplarla ilgili şunu her zaman hatırlatıyorum. Kitaplar bizim hayatın içerisinde uğradığımız dükkanlar gibi olmalı. Bizden uzak olmamalı. Yani biz bir dükkana girip nasıl bir bakkala giriyoruz, manava giriyoruz, işte çiçekçiye giriyoruz veya işte berbere giriyoruz falansak, her kitapta bizi öyle hayatın içerisinden koparmadan hayatın içerisinde tutmalı, yaşatabilmeli. Hayattan olmalı yani. O nedenle uğraşıyorum ben de. Bakalım, güzel karakterleri oluşturursak bir roman düşüncem ve hayalim var sevgili kardeşlerim. İnşallah 2022 yılında otururuz, yazarız. Evet, güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi bu yayını tekrar biter bitmez kaydedeceğim ve paylaşacağım. Geçen haftayı da telafi etmiş olduk. Bu arada hakkınızı helal edin tekrar. Güzel bir program oldu, iyi bir program oldu. Burada da çok güzel şeylerden bahsettik sevgili kardeşlerim. Hayata dair ve değişime dair, dönüşüme dair. 15 dakikada değişir ve dönüşür insan. Bunu unutmayın. En son sözlerimiz bu olsun. Neden? Çünkü 15 dakika deyip küçümsemeyeceğiz. Bir anda bir şeyi çok yapmaktansa az yapıp devamlı yapmak her zaman evladır. Her zaman değerlidir. Ya bir oturuşta 1 kilo baklava yemek yerine birer dilim yiyip 30 güne yayarsanız sağlığınızı kaybetmezsiniz. Bu yaptığınız her işte böyledir sevgili kardeşlerim. Az olsun ve devamlı olsun. Zaten peygamberimizin hadisi var. Az ve devamlı işler yapın. Az olsun ve sürekli olsun sevgili kardeşlerim. O yüzden sıkılmayın. Yani egzersiz yapacaksanız da, hayatınıza egzersiz katacaksanız da 15 dakika yapın. Kitap okuyacaksanız da günde 15 dakika okuyun. İşte bir aktivite yapacaksanız, bağlama çalacaksanız, ne bileyim işte bir keman çalacaksanız veya bir resim yapacaksanız ve işte oya yapacaksanız, boya yapacaksanız, ne yapacaksanız 15 dakikayla başlayın. Daha sonrasında yetmediğini düşündüğünüzde 16 dakikaya çıkarırsınız, 17 dakikaya çıkarırsınız, 20 dakikaya çıkarırsınız. O sizin bileceğiniz iş ama oturana kadar 15 dakikayla başlarsanız hayatınıza egzersiz de katarsınız. Hayatınıza kitap okumayı da katarsınız ve hiç de sıkılmazsınız. Çok rahat olur. O nedenle 15 dakikada değişir ve dönüşür insan derken hayatında barışta bunu boşuna söylemedim sevgili kardeşlerim. Ben uyguluyorum. Çoğu yeni başladığım işlerde özellikle 15 dakika hiç sıkılmıyorum. Hiç sıkılmıyorum. Rahatlıkla yerine geliyor. Ve en nihayetinde sonuca ulaşıyorum. Güzel yayın oldu. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Bekliyorsunuz biliyorum devamlı. Ya gönül ister ki her dakika konuşalım. Çünkü Allah'a şükürler olsun. Bir çene yapımız, bir durmayan bir konuşma durumumuz var. Farkındayım, çenemiz düşük derler. Çenesi düşük derler ya, çenemiz düşük evet sevgili kardeşlerim. Umarım boş konuşmuyoruzdur. Umarım insanlığa faydalı konuşmalar yapıyoruzdur. Çünkü bu konuşmalar en nihayetinde kaydoluyor ve yıllar sonra da karşınıza bir yerlerde çıkacak yani. Attığınız hiçbir şey boşa gitmiyor. Bakın şunu da hatırlatayım aslında. Hani ne yaparsak yapalım, İsterse hiç kimse izlemesin, isterse hiç kimse dinlemesin ama bir kişi var ya, o bir kişi. O kadar değerli ki, o kadar kıymetli ki. O bir kişi değişiyorsa, o bir kişi hayatında sizin anlattıklarınızla mutlu oluyorsa, huzurlu oluyorsa, hayatına gerçekten bir şey katıyorsa, ya bırakın 500 bin tane, 1 milyon tane, 10 milyon tane insana ulaşmak. Bir kişinin yüreğine hakiki manada dokunduysanız, işte bizim için en büyük mutluluk bu. Diyorum ya, bu videoları atıyoruz. Belki 1 sene sonra, belki 10 sene sonra değer görecek, belki 20 sene sonra karşımıza çıkacak. Ama birileri bir yerlerde nasiplenecekse inşallah, bu da beni çok mutlu ediyor.
İzzet hocam ve sizi tanımak hayatıma çok şey kattı. İyi ki varsınız. Esra kardeşim sen de iyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Bakın birbirimizi destekliyoruz. Birbirimizle burada güzel, hoş sohbetler ediyoruz, muhabbet ediyoruz ki güzellikleri yayma adına. Yani sadece ben değil, sadece İzzet hocam değil, sadece birçok arkadaşımız, kardeşimiz değil. Güzelliği yayan kim varsa, onların yanında siz de varsanız inanın kıymetli insanlarsınız, değerli insanlarsınız. Bu dünyadan ümidini ve umudunu hala kaybetmeyen insanlarsınız. Siz de kıymetlisiniz. Hala buradasınız ve bizim sayfamızdasınız. Bizlerlesiniz. Selim kardeşim Allah da senden razı olsun. Hatice kardeşim senden de Allah razı olsun. Ben mutlu olurum. Sen mutlu ol. Çok seviniyorum ben de Tuğba Hanım. Vallahi çok güzel. Ben de çok mutlu oluyorum. Böyle geri bildirimleriniz ve dönüşümleriniz olduğu için büyük keyif aldım. Evet, her şeyi tadında bırakalım. Uzun olduğu zaman bazen sıkılabilen, işte girip çıkan kardeşlerimiz böyle çok uzun vadeli dinlemiyorlar. Ben de kısa çok tutamıyorum. Yayıldıkça yayılıyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Güzel bir yayın oldu. Keyifli bir yayın oldu. İşte ben paylaşacağım. Paylaştıktan sonra izlemeyen arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz olursa izlesinler. Hatta YouTube kanalıma da cumartesi günü büyük ihtimalle yarın cumartesi zaten. Cumartesi sabah 10 gibi de yüklerim bu videoyu. Yani hem YouTube kanalıma da abone olun sevgili kardeşlerim. Olmayanlar varsa. Aslında YouTube kanalını çok canlı tutamıyorum. Oradan da canlı yayın yapmak isterim. Orada tabii başka güzel insanlarla canlı yayınlara katılıyorum. Fakat kendim de canlı yayın yapabilirim orada. Ama Serkan Akkuş YouTube kanalını destekleyin. Oraya da abone olun. Oradaki videoları paylaşın. Buradan oraya da aktarıyorum. Orada da bir etkinliğimiz, bir hareketimiz olsun. Zaten biliyorsunuz malum Instagram'larda erişimlerimiz hep yerlerde, diplerde. Her defasında söylüyorum. Serkan Akkuş Official kanalım zaten diplerde erişimi. Bu kanalda zaten eğitim amaçlı kullanıyorum. En azından güzel bir kitlemiz olsun burada. Sağlam bir kitlemiz olsun istiyorum. O nedenle hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın. Hareketi hayatınızdan eksik etmeyin. Bol su için, sağlıklı beslenin. Gülün, hareket edin. Allah'a emanet olun.